pişmanım ol gel kemal. Dişin beni boğver. Ay boğma aşkım neyse. Bu şarkı kim yaz ya? Bu garibin ömrü sensiz geçer mi Kemal? Ay gariban değilim, bu şarkıyı niye yazmış bu adam ya böyle? Gel bana zindanım al gel. Ay niye zindan olsun, ben zindan ona korkarım ya. Benim klostrofobişlerim var yarabbim. Allah'ım yarabbim neyse zindan olmasın da. Kelepçeyi vur zulüm ol gel. Allah'ım kelepçe niye vuruyor bana? İnsan insanı böyle sever mi Kemal? Efendim iyi misiniz? İyiyim, bir şeyim yok ya. Kemal'e şarkı söylüyorum burada. İçimden gelerek söylüyorum. Efendim kendinize gelin. Erkeklere değmez. Sen de Türkçe'yi normal konuşuyormuşsun ya. Geçen Azerbaycan'da konuşuyordun ya. Sen Azerbaycan'da konuşmadı, kimse sevmemiş ya senin ya. Efendim ben Türkçe'yi biliyordum. Hoşuma gittiği için kendi lehçemde konuşuyordum. Ha Allah'ım ya Rabbim, hiç normal insan yok ki karşımda. Hiç normal insan yok ki. Hiçbir zaman normal, ben normal, o kadar normalim, o kadar normalim ki. Karşımda normal insanlar bekliyorum. Neyse ya, ben şu an dertliyim, kederliyim yani. Beni karıştırma. Ay Kemal aşkım. Niye terk ettin beni aşkım? Neyse şarkı söyleyin biraz daha. Efendim babanız bekliyor. Ya sus, aşk acısı da mı çekemeyeceğiz ailemiz var diye ya yarabbi ya, aşk acısı da mı çekemeyeceğiz? Çekin efendim, çekin. Herkes kendini anlatır, sen hiçbir şey söylemedin Kemal. Sözler rüzgara karıştı, sen topraktın çiğnemedim. Kemal, duramazsan anlarım. Efendim böyle şarkı mı söylenir? Sus be, sen benim röportajıma ne karışıyorsun Allah Allah ya. Sen karışma bir kere Allah'ım yarabbim. Sen yokmuş gibi davran burada, tamam mı? Ben sen yokmuş gibi davranırım çünkü. Kemal'in beni terk etmesi şaka mıdır? Benim gibi güzel bir kızı terk etmesi şaka mıdır? Efendim şaka tabii, siz bu kadar değer verirsiniz erkekler terk eder. Ama benim Kemal'im yapmazdı. Benim Kemal'im yapmaz. En son bir tane dizide Kemal'im yapmaz dedi, her şeyi yapıyordu efendim. Hangi diziydi o ya? Kırgın Çiçekler efendim. Kemal'im yapmaz dedi, Kemal yaptı. Hani Kemaller yapıyor mu, öyle mi diyorsun? Yapar efendim, Kemaller yapar. Ben size söyleyeyim efendim, Kemaller yapar. Ay Kemal. Neyse aşağı ineyim ya. Tam terk etmek üzereydim bu şehri. Allah'ım yarabbim. Efendim. Sizin değerinizi bilmeyenleri boş verin gitsin. Ya bunu burası Kemal, nasıl boş verebilirim ya? Benim o aşkım ya, o aşkım benim ya, aşkım ya. Efendim sizin değerinizi bilmiyor. Bakın bugün Cumhuriyetimizin 100. yılları. Kadınlara özgürlük. Kadınlar bir çiçektir. Kadınlar çiçektir. Atatürk bile bunu vermiş efendim. Bence böyle köle olmayın hiçbir şeye. Sizin o kadar haklarınız var. Evet ya, bugün 29 Ekim. Kemal benim 29 Ekim'im ciklerimi bile kutlamadı. Cumhuriyet ciklerimi bile kutlamadı. Oysa atam bize seçme ve seçilme hakkı vardı bugün. Kadınlara özgürlük vardı atam bugün. Kemal sildim seni. Böyle bir günde beni cumhuriyetim bile kutlamıyorsan senin kadınlara saygın yoktur Kemal. Doğru yoldasınız efendim. Evet, sizin cumhuriyetinizi bile kutlamamış. Yazıklar olsun Kemal. Seni tahrik ediyorum, tamam mı? Tahrik ediyorum. Böyle de ağlak şarkılar söylemeyeceğim. Bana uygun şarkılar söyleyeceğim artık Kemal. Evet efendim, siz güçlü bir kadınsınız. Siz kadınlar güçlüdür. Kadınlar özgürdür. Kadınlar erkeklerin kölesi değildir. Aferin ya, aferin. İyi gaza getiriyorsun beni. Hadi biraz daha. Biraz daha söyle canım benim. Biraz daha. Kadınlar çiçektir efendim. Kadınlar kadındır ya, Allah Allah. Neyse artık şarkımı değişeceğim. Kaç iskele gördüm Kemal ben. Ay Hadise ne demiş? Tek dostum gölgelerim. Çok haklı demiş ya Hadişum, Hadişum ya. Ne kadar haklı söylemiş. Hah, Kemal'e de bu şarkıyı armağan ediyorum. Çok mu zor, çok mu imkansız sende ya. Ben de vicdansız insan, aşksız olmaz aşk insansız. Mutluluk yok, feryadım şanssız. Hadise boş fırça dememiş yani. Tek dostum gölgelerim. Hah, içeri giriyorum. Artık umurumda değil herhalde. Allah'ım inşallah Kemal umurumda değildir ya. Merhaba sevgili ailem. Evde oturan ailem. Hep evde oturuyorsunuz ya. Sizin sosyal hayatınız yok mu ya? Siz niye romantik yemeklere falan gitmiyorsunuz ya? Neden bu kadar durgunsunuz? Allah'ım anlamıyorum ya Rabbim ya Rabbim. Biraz insan yani babacığım romantik olur yani. Yoksa kadınları kaybedersin, tamam mı? Kadınlar çok tatlıdır. Kadınların mutlu edilmesi lazım. Kızım ne yapıyorsun akşam akşam? Sen annemin cumhuriyetini kutladın mı? Kutlamadın değil mi? Kutlamazsın çünkü romantik değilsin ki. Sen romantik olsa cumhuriyetimizi kutlardın annemin. Evet kutlamadı kızım.
Bak görüyor musun babacığım? Ay ne kadar anne, ne kadar baba. Anne, anne artık senin yanındayım ben. Ben seni çok iyi anladım anne. Hani dedin ya büyüyünce evladın olursa anlarsın beni diye. Anne ben evladım olmadan seni anladım. Bu erkolar kapatılsın gerçekten yani. Hepsi aynı babam da olsa. Sen misin kızım? Lan ben ne yaptım lan? Yine ne yaptım? Ha, ancak otur öyle, ancak televizyon, ancak yemek bekle. Aynen kızım. Ya sizin cumhuriyetiniz de bizim cumhuriyetimiz değil mi? Siz niye kutlamadınız? Ben seninkini kutladım. Sen fark etmedin bile. Kutladın mı? Ne zaman? Öyle telefon konuşuyordun ya gündüz. Ben senin cumhuriyetini kutladım. Anne sen mi ayrılırsın babamla, ben mi ayrılayım? Sen mi ayrılırsın, ben mi ayrılayım? Abi ben Kemal'den bile ayrıldım ya. Anne cumhuriyeti kutlamayan adam mıdır ya? Adam mıdır ya? Bir söyler misin ya? Babamın vurdum duymazdı. Şaka mıdır? Şaka mıdır anne? Kızım ne yapıyorsun? Bu kez de beni mi kötülüyorsun? Vallahi baba ben artık kadınların yanındayım. Ben karışmaz yani. Ben artık kadınların yanındayım. Bu annem hak etmiyor mu? Bak beni büyütmüş, bu yaşa getirmiş. Maşallah maşallah ne kadar da güzel büyütmüşsün kız. Allah'ım yarabbim. Beni doğurmuş, büyütmüş. Bu kadının hakkı değil mi? Senin güzel davranman. Şu kadar güzel bir kız doğurduğu için bile bunu yaparsın. Ha benim için değil kızım. Bak anne sen de güzel kızısın. Ya maşallah maşallah. Yani benim anneannemsin sonuçta bir aşk imkanı var. Benim kadar güzel olmazsan. Kızım. Tamam anneciğim tamam. Yani babam. Senden de olmaz. Anne ayrılıyor musun? Ben mi ayrıldım babamdan? Ayrılıyor musun ben mi ayrılayım? Ayrılıyor musun ayrılmayayım mı? Neyse kızım. Olsun. Nasıl olsa ben önemli değilim bu evde. Büşra. Efendim. Benim bile cumhuriyetimi kutlamadın baba ya. Ben de baba olarak senden mi ayrılsam? Acaba babalıklar red davası mı açsam? Neyse şimdi zenk olsun babalık red davası açmayın babeş. Ama ben Kemal'den bile ayrıldım. Ben ayrıldım deme. Allah'ım ya bunu kabullenemiyorum ama ayrılmış olabilirim. Ayrıldım herhalde değil mi? Ayrıldım. Evet ya. Büşra odana çık. Çıkmıyorum. Çık dedim kızım. Çıkmıyorum. Ben özgür bir bireyim tamam mı? Anlıyor musun? Atatürk kadınlara özgürlük vermiştir. Biz sizin köleniz değiliz tamam mı? Tamam mı? Biliyoruz verdiğini. Seviyoruz atamızı. Ama bu saygısızlık yapın dememiş atamız. Sonra ne atamız ne derse dersin ne ilgilendirir? Atamız demiş ki kadınlar istediği yerde konuşabilir, istediğini yapabilir. Hah çatladı patla, çatladı patla. Seni bir döverim Büşra. Atam görüyor musun? Bir şuna bak atam bir bana bak. Utanç verici babam ya. Şu beni dövecekmiş ya. O kadınlara şiddet uygulayacakmış. Allah korusun ya. Adam seni atama şikayet edeceğim gidip. Gidiyorum. Büşra. Kendine gel baba kendine. Ben bir kadınım ya. Ben özgür bir kadınım tamam mı? Biz kadınları hiçbir erkek yenemez tamam mı? Biz de erkekleri yenemeyiz. Herkes özgür kalsın ya. Bırak salın ya. Bir salın ya. Bir özgür yaşayalım ya. Bırak ya. Rabbim bile bizi özgür yaratmış. Salın ya. Allah Allah ya. Bir kere ben farklı bir paralel evrende dağları delmiş bir kızım tamam mı? Yani dağları deldim. Tek başıma çölleri aştım. Bir tek ben erleri yendim. Kız başıma. Yanlış anlama Kemal. Ama sandı yıkılmam tatlım. Allah'ım ya kim arıyor beni ya? Kim arıyor yine kim arıyor ya? Efendim Barna. Ne yaptın kanka? Affetti mi seni? Ay kanka ne affetmesi ya? Kim ki o beni affedecek? Kim lan o? Kim lan o? Ben bir kadınım özgürüm ya. Ben özgürüm. Hiçbir erkeğe ihtiyacım yok tamam mı? Kemal'den bahsediyoruz Büşra. Olabilir. Onun arkasından mı koşacağım? Bir birey olarak ondan özür dileydim zaten. Ay kabul etmiyorsa kendi bilir ya. Ben bir kadınım ya. Ben bir kadınım ya. Onunla mı uğraşacağım? Büşra bak sonra pişman olma. Canım benim. Biz pişman olmamayı atamızdan öğrendik. Okey. Atamız hiç yaptığı şeylerden pişman olmuş ve olmamış. Ben de pişman olmam anladın mı? Sen de atalarından bir şey alsan iyi olur. Yani git araştır tamam mı? Atalarından bir şeyler öğren. Ben öğrendim bak Kemal. Kemal'i falan da bıraktım. Sorun ne? Niye birden böyle oldun? Canım benim. Cumhuriyetimi kutlamayan adam mıdır? Adam mıdır? Bugün bir de 100. yıldayız yani. Adam mıdır yani? O yüzden hayatımdan çıkardım gitti. Tek dostum gölgelerim okey? Ben değil miyim? Sen de benim gölgemsin. Ya ben gölge olma. O zaman git ya. Senden ne istediğin belli değil. Olo kapat ya telefonu kapat. Ama Büşra sizin yüzünüzden ben de sevgilimden ayrıldım. Kızım ya. Mutluluğum bozuldu. Canım benim ya. Mutluluğun bir erkeğe mi bağlı senin? Bir kadın kendi ayaklarının üzerinde durup kendi başına mutlu olmalı canım. Bir erkeğe bağlanma. Doğru söylüyorsun aslında. Tabii ki doğru söylüyorum. Git de biraz öğren gel ya. Kendini mutlu edersen insanlar seni mutlu eder. Hah hiçbir şey umurumda değil. Aman böyle daha rahat değil mi Johnny? Johnny oğlum değil mi? Aferin oğlum benim. Aferin oğlum ne kadar tatlı ya. Sen de erkeksin ama neyse olsun ya. Sen de benim kutlamadın Johnny. Cumhuriyetimi. Johnny annem inanamıyorum ya Rabbim.
Cemal kutlamadı. Nasıl ayrılmam? Nasıl soğumam ben bu çocuktan? Neyse ayrıldığım yolda şu üstündeki başını dökte de çıkartayım artık. Sıkıldım. Gidip çıkartacağım. Kız niye hiç aramadı ya? Arar diye bekliyorum. Akşamdan beri bir tane bir şey yazmadı. Allah Allah. Başına bir şey mi geldi? Ne bahane etsem de gitsem sorsam. Bir şey olmasa kesinlikle yazardı. Ooo gecede geç çıkmış WhatsApp'tan. Son görülmesi 3. Acaba başkasıyla mı konuştu? Yok ya yapmaz. Berna'yla falan konuşmuştur herhalde. Yok yok yapmaz ya. Beyefendi. Efendim ne oldu? Müşteriler birazdan gelecek. Gelsin gelsin tamam. Allah Allah niye yazmadı? Diğer müşteriler gelmeyecek. Beyefendi. Neden yazmadı ya bu kız? Ne oldu ya? Neden yazmıyor? Beyefendi diğer müşterilerimiz gelmeyecek. Büşra gelmeyecek mi? Büşra mı? Kim ki o? Öyle bir müşterimiz mi vardı? Yo yo boşver. Gelmeyecek tamam gelmesin ne yaparsa yapsınlar boşver. Ama efendim siz bugün gelmezse bir daha olmayın demiştiniz. Yok olsun ya insanlar ikinci şansı da hak eder. Efendim siz genelde ikinci şans vermezsiniz. Verilmesi gerekiyormuş demek ki. Onu gördüm hayatta. İnsan yeni bir şeyler öğrenebilir değil mi? Evet efendim evet. Ya neyse çıkabilirsin. Tamam. Yani ikinci şans vermedim pişman oldum. İnsanlar ikinci şansı hak eder kesinlikle. Ay bu sınav kızda ne bulduysa zaten. Anlamıyorum doğrusu. O kız için üzülüyor böyle. Ay ben bir kere... Ondan daha güzelim. Boşuna mı yaptırdın bu kadar botoksu? Allah Allah. Benim bir şekilde bu kuzun ne yaptığıyla ilgili bilgi sahibi olmam lazım. Nasıl öğrenebilirim ki acaba? Tesadüfen evin önünde mi geçsem akşam? Ne yapsam ki? Bunu bir düşünmem lazım. Satmışım bu dünyanın anasını, babasını hiç umurumda değil. Satmışım bu dünyanın anasını, babasını hiç umurumda değil. Bizi mi satıyorsun kızım? Ya anne bu şarkı ya. Nasıl şarkıymış? Anamı babamı satma. Ayıp bir şey. Ya anne öyle değil yani. Bu dünyayı çok önemsemiyorum yani. Bu dünya bir hayal dünyasıdır. Bir rüyadır anne. Gelip geçici. Boşverle Kemal. Ne bir şey takmayın kafanıza. Hayatım sana yemek yaptım. Ay zorluyorum yani şu anda. Baba sen romantik mi olmaya çalışıyorsun? İstemez. Ben isteyince olan bir şey ben istemem. Ama hayatım o kadar güzel. Uğraştım senin için. Ben deyince mi? Ben deyince hiçbir anlamı kalmıyor. Ya anne sen de fazla naz yapma ya. Fazla naz aşık usandırır. Sonra gider bir tane sekreteri olur. Botokslu bir sekreteri olur. Ona aşık olur babiş ya. Ne? Bu nereden çıktı? Anne boş ver sen. Ben kendi kötü anılarımdan hatırladım da. Neyse ben güçlü bir kadınım. Ağlamamalıyım, ağlamamalıyım. Botokslu, pembe saçlı, dudakları böyle basur gibi olan bir kıza gider ya sonra. Anne bak. Fazla naz yapma sonra. Tamam mı? O da bir insan sonuçta. Onun da özgürlük hakları var. Erkek de olsa yani. Erkek olanın da hakları var. Özgürlük iki taraflıdır. Kadın erkek de özgürdür anne. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii anne. Teşekkür ederim hayatım. Eline sağlık. Rica ederim. Hatun. Ay hatun ne baba ya? Hazlı mısın baba ya? Allah Allah. Neyse ben çıkıyorum. Hadi size iyi romantiklikler. Bay bay. Nereye? Ya baba ben özgür bir bireyim. Nereye gideceğim? Barna'nın yanına gideceğim ya. Beni bana sorgulama. Beni bırak ya biraz. Tamam hadi git. Tamam hadi bay. İyi ki doğdum. Ne güzel bir kadın oldum. Pes etmem ben en zor günümde. Kanatlandım özgürüm bende. Deseler geçecek bu hevesle. Çocuk da yaparım kariyerde. Ne yapıyorsun kanka? İyi ki doğduğumu kutluyorum. Senin bugün doğum günün değil ki kanka. Olsun. Her zaman kutlamalı insan. İyi ki doğdum. Özgürüm. Kanatlandım. Durmadım. Ayaklandım. Koşup ilerliyorum. Anlıyor musun aşko? Kanka Kemal'den ayrılmadın mı sen? Ay ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Bizim yardımcı nerede? O arkamızdan gelecekmiş. Niye? Baban bir iş vermişti. Ay tamam neyse. Önemli değil. Arkamızdan gelsin. Hadi gidelim. Gidelim kanka. Ben dondurma yiyeceğim. Sen istiyor musun? Yok kanka ben dışarı dondurma yemiyorum. Ay neden?
Ne bileyim, ayıp oluyor diye. Kızım siz iyi misiniz ya? Biraz özgür bırakın kendinizi ya. Dışarıda dondurma yerin neresi ayıp? Bu ayıp değil, görenlerin zihni ayıp aslında. Allah Allah, yemezsen yeme, ben yerim. Ben özgür bir kadınım, tamam mı? Tamam kanka. Kemal'den niye ayrıldın kanka? Ya boş ver seni. Kanka kahkaha atma ya, ayıp. Ha, kadınların yüksek gülmesi ayıp mı yani kanka? Gerçekten bunu düşünenler bence kafayı yemiş olmalı. İnsanların mutlu olmasının, keyif almasının neresi ayıp ya? Bence onlar hepsi depresyoncuklara girmişler. Kimse mutlu olsun istemiyorlar yani. Yoksa kötü bir şey olduğu için değil. Kendileri gülemediği için, kalpleri kötü olduğu için böyle gülenleri de ayıplıyorlar ki onlar da mutlu olmasın diye. Kanka bunlara mı uyacaksın sen? Haklısın kanka. Evet ya, mutlu olalım. Ben şu an dondurma yemek istiyorum. İstediğim gibi yerim, istediğim gibi gülerim. Kime ne be? Aynen kanka ya, işte bu. İşte bu, senden de olacak, senden de olacak. Mesela şey derler bir de. Ne derler kanka? Erkekler ağlamaz. Ya insanlar ağlar be ya. Ağlar be ya, ağlam şaka mıdır yani? Erkekler ağlamaz diye bir şey var mı? Hayvanlar da ağlıyor. Herkes ağlayabilir. Allahü Teala bize bunu rahatlamak için vermiş. Böyle bir enerji boşalması için vermiş ya Rabbim. Yani güzel bir şey vermiş. Kalpsiz olanlar ağlayamadığı için ağlayanları kıskanıyorlar bence. Erkekler ağlamaz diyorlar. Haklısın be kanka. Tabii haklıyım. Sen de şaka mısın? Tabii ki haklıyım. O yüzden rahat ki, rahat ki, ol rahat ki. Hayat özgür ve özgürce yaşa. Bu kadar basit. Hayatı kalbimizden geldiği gibi yaşayalım aşkım. Kemal de bundan mı bıraktın? Ay bana Kemal deme Berna. O kadar şey yaptım onun için. Ama beni affetmedi. Kendi bilir, keyfi ve kahyası bilir. Özgür bir birey sonuçta ona. Sonuçta atımız özgürlük ilan ederken erkeklere de etmiş. O yüzden onun özgür iradesine karışamam ki. Emin misin kanka? Evet evet, eminim tabii ki de. Ola ola, ben güçsüz bir kadınım. Neyse, ben ev artık eve gitmem lazım. Niye kanka? Daha oturuyorduk. Berna, işlerimiz var artık. Biraz okulla falan ilgilenelim yani. Böyle hep erkolardan mı konuşacağız? İşimiz gücümüz var yani. Gidelim biraz ders çalışalım, birazcık eğitimi görelim, birazcık kitap okuyalım, birazcık kendimizi geliştirelim aşkım ya. Ama ben yeni ayrıldım, üzgünüm. Yapamam bunları. Ay Berna, seninle çok işimiz var aşkım ya. Senin bu aptallığın şaka mı? Erkeklerim böyle peşinden koşma aşkım ya. Diyene bak. Önemli olan değişim canım. Geçen hafta onun peşinden koşuyorum diye sürekli beni öyle yargılayamazsın Berna. Tamam mı? Benim tek dostum gölgelerim, okey? Allah Allah ya. Gidiyorum şimdi. Derslerime çalışacağım. Özgür bir kadınım ben. Kendimi geliştireceğim. Kemal bile umurumda değil. Kemal, bir saattir bekliyoruz. Gelen giden yok. Emin misin? Eminim. Gelecek birazdan eminim ki. Bekleyelim abi. İşimiz mi var sanki? Öyle tabii. Ama merak ediyorsun yani bu kıza. Ne ayrılmıştın sen? Ayrıldım diye merak edemez mi insan insanı? Tabii tabii merak eder eder. Ayıpsın. Öyle bir şey demedim zaten. Ha geldiler bak. Hadi abi git de konuş. Ne konuşacağım ben şimdi ya? Niye geldin derse? Seni görmeye geldim de. Seni zaten seviyor. Sevinir yani, bir şey demez. Oğlum, akşam akşam kıza garip gelmesin. Gelmez abi, hadi be. Git ne olur. Tamam gideyim. De o lavukla ne konuşuyor? Bir dakika abi. Bu kadar yakın. Çalışan değil mi bu? Öyle bakalım bakalım. Ay vay ya. Sen adamın dibisin, dibisin ya. Senin sayende kendimi hatırladım ben ya. Erkolar bazen de işe yarıyormuş yani, gerçekten yani. Ne işe yaramıyor muyuz biz? Şaka söylüyorum. Erkolar kızlarla alakası yok. İnsanlıkla alakası bir şey var ya. Senin sayende özgürlüğümün farkına vardım. Thank you, thank you. Tebrik ediyorum seni, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum seni, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Ben her şeyi sizin için yaptım. Siz buna layıksınız. Thank you, teşekkürler ya. Senin bizim bu çalışanımızın adamlığı şaka mıdır? Ne zıplayıp hopluyor bunun karşısında? Nasıl mutlu? Abi çabuk git. Tamam tamam, dur bakacağım ben şimdi. Büşra? Efendim? Hemen uzaklaş ondan. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Efendim siz içeri girin. Kim olduğu belirsiz bu adamın. Ya saçmalama ya, seni şimdi ayakta öldürür. Çabuk indir onu. Neden? Ya o keskin nişancıların başı, bak yemin ederim seni öldürür. Vargına bile varmazsın yani. İndir onu. Tanıyorum ben onu. Peki. Bu kim ki bana silah çekiyor? Vallahi öldürecek. Aman abicim dur ya, keskin nişancı abi. Sen onun kusuruna bakma ya. Beni korumaya çalışıyor sonuçta. İyi, aferin aferin, beğendim işini. Hemen seni korudu, önüne geçti. Keskin nişancı abi mi? Evet ya, benim keskin nişancı abim.
Milletin abi normal abisi olur. Ne bileyim. Yani bir ismi olur. Onun ismi Keskin Nişancı abi değil mi abi? Ne oldu abi? Niye geldin? Bir şey mi oldu? Yoksa oğlun yine Berna'yı falan mı kaçırmaya kalktı? Ne oldu? Ne oldu? Yoo, seni görmeye geldim öyle. Ha, anladım. Senin devamın nerede abi? Devamım mı? Devamını sen bile olsun Kemal. Devamın abicim. O yok ya. Abi şu öteki duran arabada zaten kimse yok değil mi? Kemal'e selam söyle tamam mı? De ki Büşra senden vazgeçmiş. Sen kimsin de yani? Bir kere özgür bir birey o de tamam mı? Özgür bir kadın de okey? Öyle mi diyeyim? Evet abicim öyle de hadi git sen de. Hadi. Peki. Ben özgür bir bireyim. Özgür bir birey olduğum için özgür bıraktım. Özgürlüğünüzü içeri devam etsiniz. Yok ya devam eder miyim? Boğanın keyfini çıkaracağım. Bekliyorum şimdi Kemal'i. Kemal. Ne dedi? O özgür bir bireymiş. Sizi de özgür bırakmış. Öyle mi dedi? Evet umurunda değil gibi konuşuyor pek ayrılığınız. Demek öyle. Büşra? Efendim Kemal? Efendim bir sorun mu var? Yok ya eski dosttan düşman olmazmış. Bu benim eski sevgilim de aşkımdı. Eskiden aşkım derdim de. Şimdi artık hiçbir şeyim olmuyor. O yüzden ne diyecekse desin bırak. Peki efendim. Sen karışma lan. Nereden geliyorsunuz böyle? Birazcık babamın çalışanıyla gezmiştik değil mi? Niye? Niye gezdiniz? Ay sana ne Kemal? Sana ne? Kadınlar istediğini yapar. Gezmek istersek gezeriz. Oturmak istersek otururuz. Gucci almak istersek alırız. Pandora almak istersek alırız. Tamam mı? İstersem girer Eyfel Kulesi'ni alırım. Sana ne yani? Kadınlar özgürdü. Tamam mı Kemal? Büşra, hayırdır bu adamla niye yakınsınız bu kadar? Ay senin ne ilgilendi? Senin ne ya? Sahne Kemal. Gitmişsinden ya. Ayrıldık bitti. Sen istedin bu ayrılığı. Beni affetmiyordun işte. Ben de sana saygı duyuyorum. Sonuçta özgür bir adamsın yani. Hadi bay. Büşra. Allah Allah ya. Özgür bırakmak da suç olmuş ya Rabbi. Acaba konuşsam mıydı? Neyse yok ya. Özgürlüğümün tadını çıkarayım ya Rabbi. Ay biraz zor olacak benim için Kemal aniden ayrılmak ama. Neyse yok ya. Özgür kaldım işte. Of ya boşver ya. Sen ne ayaksın? Ben çalışanım ayak falan değilim. Çalışansın. O kızdan uzak dur. Uzak duramam. Ben onun yakın korumasıyım. Yakınına falan baş atma. Ona yakın olan tek benim. İyi akşamlar. Benim içeri girmem lazım. Hanımefendi içeri geldi. Uzaklaştık birbirimizden. Lan yakın korumayla niye bu kadar anlaşıyor bu kız? Delireceğim lan. Bir de özgür bırakmış beni. Özgür kalmak isteyen kim ya? Nereye gidiyoruz efendim bugün? Kütüphaneye gideceğim. Bilgilenmem lazımdı canım. O yüzden bilgilenmem lazım olduğu için kütüphaneye gidiyoruz. Peki efendim. Demek sen kıskanıyorsun Kemal onu. Sen şimdi görürsün. Sen burada bekle. Arabası da burada. Neyse ben kütüphaneye gideyim. Ben zaten Kemal için yastığa gelmedim ya. Kitap okumaya geldim buraya. Kitap okuyacağım. O yüzden geldim. Allah'ım bir görse miydim acaba? O zaman özgürlüğüm mü kaçar acaba? Yani böyle de kendimi baskı altında hissediyorum ben Kemal görmeyince. Nasıl durum? Neyse bir şey söylemeyeyim ya. Yine ben Kemal'i asla umursamıyorum bile. O kimmiş? Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Ben buraya bilgilenmeye geldim. Bilgilenmeye. Allah'ım şuradan bir yerden baksam mı acaba ya? O kadar da bir şey olmaz ya. Özgürlüğüm kaçmaz. Dur şuradan bir yerden bakayım. Ha? Bu kızda ne işi var burada? Efendim bir şey mi oldu? Sessiz ol. Bir şey izliyoruz şurada. Gözükme sakın. Efendim bu adamın burada ne işi var? Ya ne ben nereden bileyim ya Allah Allah. İş yeri falan vardı belki burada. Efendim hani siz vazgeçmiştiniz ondan? Ya ben hani işlerinin yanında kütüphane varsa benim problemim mi sence? Kemal Beyciğim siz hiç merak etmeyin. Ben size şimdi bir böyle bir ıhlamur yaparım. Boğazınızın ağrısı hemen geçer. Ay Kemal Beyciğim ben sizden sorumluyum sonuçta. Teşekkür ederim. Getirirsin birazdan. Rica ederim Kemal Beyciğim. Ay ayrılmaları da iyi oldu bunların. O benim aşkıma Kemal Beyciğim sana ıhlamur mu yaparım dedi. Kim ki o ya? Kim ki? Efendim siz karışmayın. O da kendi hayatı. Ne karışmaması ya? Başlarım özgürlüğüne falan. Bu kızın saçını başına alacağım. Efendim durun. Sen kimsin kız? Benim Kemal'im öyle konuşuyorsun. Ay sana ne bey? Salak. İstediğim gibi konuşurum. Kız senin saçını başına dağıtırım şimdi. Ha? Gel kolay mı o kadar? Şimdi sen görürsün. Efendim durun yapmayın efendim. Ne yapıyorsun be hayvan? Ne oluyor burada? Bu sesler ne?
Ne oldu? Ne oldu? Efendim, bu kız beni dövdü. Ne dövmesi ya? Bayılmış ya. Tansiyonu düşmüş herhalde. Ben nereden bilebilirim ya? Allah'ım ya. Heyecandan herhalde. Sanırım onda 29 Ekim'ini kutlamamışsın. O yüzden canı sıkılmış. Tansiyonu düşmüş de olabilir. Sen böylesin işte. Kızların kutlamıyorsun. Hayır, dövdün. Yalan söylemeyin ya. Ay, herhalde beyin travması falan geçiriyor. Beyin travmacıkları geçiriyor. O yüzden böyle diyor. Tabii Büşra. Niye geldin buraya? Ne buraya gelmesi be? Ben kütüphaneye geldim bir kere bilgilenmek için. Buraya gelmedim. Ya bilgilenmek için. Benim için gelmedin yani. Kemal Bey, ben ne edeyim, siz ne düşünüyorsunuz? Tamam, birazdan kaldıracağım seni. Ya birazdan kaldırır seni. Kendi de kalkabilirsin. O kadar tutmuyordum yani. Birazcık saçını yolmuş olabilirim yani. Anlamadım. Yok bir şey. Neyse. Ben kütüphaneye gidiyorum bilgilenmek için. Buyurun efendim. Kütüphaneye gidiyorsun. Demek kütüphane için geldin. Evet. 29 Ekim'imi bile kutlamayan bir erkoyu bilgim sayesinde ve ileri görüşlülüğüm sayesinde Atatürkçüğüm gibi ezdim geçtim. Ya öyle mi? Gel bakayım sen buraya. Ya bıraksana, kadınların özgürlükleri var Allah Allah. Tamam, var işte. Demek senin 29 Ekim'ini kutlamadım diye böyle şeyler yapıyorsun. Ya bırak Kemal ya, bırak ya. Seninle uğraşamam ben, tamam mı? Bırak, ben özgür bir kızım. Gel sen. Senin özgürlüğün benim yanım. Benim yanımda da özgür olabilirsin. Ya Kemal, bıraksana. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'n kutlu olsun. Sorun buydu demek. Hayır, değildi sadece. Sorun o değildi. Bırak ya. Bırak ya. Allah Allah. Bırakmıyorum. Böyle de özgür değil misin? Bilmem. Yani asla özgür gibi hissediyorum ama neyse. Ya iyi konuşmamam lazım Kemal. Asla bırakmam. Sen yanımda olmayınca ben kendimi esir gibi hissediyorum. O yüzden benim özgürlüğüm senin yanım. Ya Kemal. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik sizin de. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Nice beraber bayramlara. Görüşürüz, bay bay.